Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve TriZero Tech teknolojisiyle sıfır endişe. Şimdi biz ne dersek diyelim yani biz sonuçta dışarıdan hani bize diyecekler ki ya siz taraflı bakıyorsunuz falan. Ömer Faruk Yunal burada defalarca bu programlarda <laughs> referans verdim kendisine. Bu hakemlik camiasında iki tane adam vardır. Camianın içinde hakemlikten gelen, bugün gazetecilik yapan, ve hala hakemlik içerisinden haber alan. Erman abi de, Ahmet abi de alırlar. Ahmet Çakar da alırlar ama onlar kadar detayına hakim değillerdi. Bunlar mesela Anadolu'yu falan da bilirler. Hı, hı Atıyorum mesela Sivas Amatör'deki hakemin de ne olduğunu bilir. Veya işte İstanbul'daki hakem dinlenme tesislerindeki çaycıyı da bilir. Ömer Faruk Ünal'la Murat Fevzi Tanırlı. Bu ikisini takip edin. Ömer Faruk abi Türkiye Gazetesi'nde iki hafta evvel, geçen hafta şey yazdı. Türk hakemlik tarihinin en kara dönemi diye. Evet. Ya bir, ya böyle bir şey olur mu? Tahir Kıran kendisi açıklıyor. Kulüp başkanı diyor ki Hakem atandı Ümit Öztürk. Ben MHK başkanını aradım. Bunu kendisi açıklıyor. Ve dedi ki, dedim ki ben bu çocuk Galatasaraylı sıkıntı olmasın dedim. O da bana dedi ki ben kefilim başkan. Değil demiş. Evet. Maç bitince Tahir Kıran şeyi aramış. Hani kefil Ferhat, öde demiş. Tabii. E kefilim dersen adam da onu der abi. <laughs> Şimdi böyle bir ilişki olur mu diyor. Yani senden Olmaz önceki abi. yani Ömer Faruk abi önceki bütün MHK başkanlarını sarıyor. Ya yani bunların hiçbirisi hiçbir kulüp başkanı da böyle bu şekilde diyalogda olacak insanlar değildi. Yani çok net bir daha Hasan Doğan dönemi lazım Feder Türkiye'ye. Yani bir tek ha. MHK değil. Evet. Yeniden bir rahmetli Hasan Doğan gibi gelip 5-6 tane hakemi kesecek bir e, irade lazım. Abi bayağı bir format atmak falan gerekiyor ya. Yani. Yani, yani, hani o zaman hatırlardır konuşuyoruz hep daha kötüye gidiyor yani abi. O zaman, hep daha kötüye gidiyor ya. Yani. O zaman şey vardı. Ne derler onlara? Beş tane hakemi kestiler. Paratura işleri de vardı o hakemlerin. Yani şimdikileri öyle en azından onu bilmiyoruz ya da duymadık hiç. Şu ana kadar. Onları bir kestiler. Herkes düzeldi abi. Herkes bir kendine geldi yani. Şimdi de ya bak ben bu hakemlerin notunu Üç Temmuz sürecinde verdim. Abi Üçlük Futbolu'na bir bomba indi. Her hafta fener düşürülüyor. Efendim işte Sivas düşürülüyor. Yok Trabzon'a şampiyonluk veriliyor. Şampiyon UEFA'dan yazı geldi. Her hafta bu mevzu var. Her hafta. Her hafta. Ligi 9 Eylül'de başlattık. Arkadaşlar. Bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Sıkışık sıkışık maç programı yapıldı mecburen. Maç sezon bitsin diye. Evet. Bir de playoff diye bir ucuma getirdiler. Doğru mu? Doğru. Ona da zaman yetsin diye Nisan'da lig bitti. ya yani Eylül-Nisan arasında maç yaptırdılar. Her gün maç var. Her gün şey haberi var. Platini yarın öbür gün tokatlıyor. Bizi attılar UEFA turnuvalarından. Yok işte şu bu. Neyse. Hiç kimsenin hakemlerden konuşmadığı tek sene. Hiç kimsenin. Hakemlerden ya gördünüz mü bak. Bizim ismimiz çıkmadı falan. <laughs> Hatırladın mı? Evet. E baba tamam sizden hiç kimse konuşmuyor yani. Kimse hakem bahsetmiyor yani. Ulan bir Öyle bir bomba düşmüş ki bunu temizleyelim. Yani şimdi boş bırakayım falan diyor herkes. Beşiktaş'ın başında 3 Temmuz belası var. Fener'in başında 3 Temmuz belası var. Trabzon işin tarafı. Bütün konsantresi orada. E, kimsenin şeyle ilgisi yok ne derler onun adına. Hakemle konuşacak hali yok zaten. Tabii. E siz o sene de batırdınız abi. Maalesef. O sene de batırdınız yani. Hani diyorlar ya üstümüzde çok baskı var. Hiç baskın da olmadığı sezon biliyorum ben. Allah i̇şte o sezon. Ya, Allah aşkına. Hiç baskı yoktu. O sene de batırdınız abi. Ba abi. baskı baskı var. Baskı dünyanın her yerinde var abi. Sen bu işi yapıyorsan biraz da göz önünde Benim baskıdan benim, kaçışın yok. Benim uluslararası, yok. uluslararası bir te önerim var. Bence lokal hakem lokal hakem lokal maç yönetemez. Yunanistan'da hakemleri falan vuruyorlar arkadaşlar. Ya kulüp başkanı silahla hakem odasına girdi ya şeyin Olympiakos'un başkanı. Evet, yok. Olympiakos'un değil, Panathinaikos'un Olympiakos başkanı. Ha, onun başkanı. Yani silahla tehdit ediyorlar adamı ya. Arabasını yaktılar ya Yunanistan'da hakemin arabasını yaktılar. Polonya'da falan dövüyorlar. İngiltere'de ölüm tehdit alıyor. Ben diyorum ki lokal hakem lokal maç yönetemez abi. Abi adam insan abi insan. insan. Şimdi ben maça atandım. Maça atandım. Pazartesi derbi var. Galatasaray Beşiktaş maçı. Markete gidiyorum. Bakkala gidiyorum. Yoldan geçiyorum. Radyo dinliyorum. Televizyon seyrediyorum. Sürekli maruz kalıyorum. Tabii. Gittim kasaba. Ömer abi iki kilo şey ver işte Tabii. kıyma ver. Yarım kilo kıyma ver dedim. Bir şey dedim. Hemen maçı açtı mevzuyu. Baba aman abi yok, bizi yakma ha. Tabii. Ha ha dedim gittim. Manava gittim. Abi bak sen Galatasaray maçı diye bizi Beşiktaş'ı zaten çok dövdünüz abi bu sene ya baba. Herkes sana demiyorum bak sana. Bak sana demiyorum ama bu sene bu en düz şeyler gibi. Yani sansiz. bak sana sana demiyorum ama bak ya Beşiktaş'ı bu sene çok dövdüler abi dediler bana. Abi gel ben bunu aldım yani. Buna göre gidereceğim maça ya. Zaten o bir kere senin beyin kodlarına işlendi. Tabii. O yüzden benim hiç tanım o yüzden bunlar gidince Avrupa'da başarılı oluyor ya. Bana ne diyor ya? Rahat yönetiyorlar. Tabii. Salzburg hiçbir duygusal Salzburg, Salzburg Liverpool bana tamam. ne abi ben Avusturyalı mıyım? Liverpool'la mıyım abi? Gördüğümü çalarım diyor. Orada sadece kesmez diyor ya. Yani. Salt hata yapıyor, yani, yapıyorsa. Hata oluyor. Görmedim. Görmeyince de eyyam yapmıyor. Ya ne yapalım artık kısmettiymiş deyip devam ediyor. O yüzden de diyorum ki bizim hakemlerimiz orada yönetsin. Onlar burada yönetsin. Dur bakalım başladık şimdi jürili. <laughs> <Şimdi> biraz <laughs> biraz aslında sosyolojik bir e, çözüm biraz da çünkü tamam. bizim hakikaten toplumsal aşırı duygusalız, aşırı kuruyoruz. Kendi yaptığın işe güvenmediği için de bence e, baskıyı daha fazla hissediyor hakemler. Bence kendileri de birçok şeyi sorguluyorlar abi ama çok çok iyi hatırlıyorum. Manchester hakem United var. Liverpool maçına Manchester'daydı maç. Manchester bölgesi hakemi verdiler. Bu Premier Lig tarihinde ilk ya defa olmuş. İki yıl evvel. Manchester tamam. biz şampiyon olduk. Liverpool'un şampiyon oldu sene. Hmm. Manchester United Liverpool maçına şey hakem verdiler. Manchester'ın hakem yaşayan hakem. Tabii haber oldu bu. Orada da oldu yani. Hani olmuyor falan diyor yalan. Hı. Orada da oldu. Millet yazdı vay falan. Başka adam mı bulamadınız? Ha. Ve maç Manchester'da. United, Manchester'da bir de adamın United taraftarı olduğu ortaya çıkıyor. Hani stil de değil. Ha. Hani Manchester'ların da çoğu stil olur. Tabii. Adamın da işte çocukluğunu bulmuşlar. Gençleri bu Manchester United'lı falan. Abi adam United'ı doğradı bak. Bak ben Liverpool'luyum. Maçı izledim. Ulan bu bizi nasıl kesecek diye. <laughs> Tersini yaptı biliyor musun? Aynı Etmiş altında kaldı oldu. bence. Yani ben Liverpool taraftarı olarak maçı izledim. Adam United'i doğradı. Ve biz ona rağmen maçı kazanamadık. 0-0 bitti. Ve Liverpool gol atsın diye her şeyi yaptı. Atamadık. Bitti maç 0-0. Ben o gün dedim ki tamam ya. Benim tezim kesin doğru. Tabii. Ya bu Manchesterlı abi gelsin bizim derbi yönetsin. Bizim Halil oraya. Umut da gitsin kardeşim. United Liverpool'u yönetsin abi. Refrasmus projesi. Değiştir. Değiştir baba. Yok tabi burada bur burayla e, mücadele edilemediği kesin canım. Yani evet. buradaki hakemlerin bu, bu duygusal abi, ve toplumsal İspan baskıyla mücadele edemediği çok İspanya'da öyle evet, abi işte son açık bir araştırma var. El, el klasik, el klasik olduğu Karardı. dönemlerde Hı -hı. Real Madrid Barcelona maçlarını aynı sene ya yani iki sene üst üste aynı hakemler yönetmemiş abi. İşte Lopez Preto mesela yönetiyor bu sene. Bir, iç, bir, bir tanesini Preto yönetiyor. Bir tanesini işte başkası yönetiyor. Ertesi sene bu ikisine denk gelmiyor mesela. Adamlar öyle bir bitiriyorlar ki. Tabii. <laughs> Ondan sonra. Bizde öyle değil. Bizde üst üste veriyor maçına. Tabii bizde hatta kulüp derbilere, insanlara inat alın size bu hakem. <laughs> Ama şey işte. Bağ, yani oluyor. İspanya'daki hakemleri bile bitiren bir baskı var abi. İtalyanlar da falan Oo, evet. neler neler abi. Cüneyt hocam Suudi Arabistan'a transfer olmuş. Abi Cüneyt hocanın da Suudi Arabistan'a transfer olması aslında iyi bir şey değil. Abi ben Cüneyt hocanın gitmesinden memnunum. Çünkü yönettiği <laughs> Beşiktaş'ın Beşiktaş yönettiği bütün maçlarda bizi hep doğradığı için derbi maçlarında özellikle. Hı -hı. Aman abi önümüzdeki yıl. Olsun, evet. Koysun. Helali hoş olsun. Güle güle harcasın Yatırımı Cüneyt Hocam. Yatırımını yapsın hayatına Tabii Abi. taraftan da işte Merak Hanım ne kadar kötü emir kaldığını gösterdi Tabii. O da bir gerçek. Ha, Cüneyt Hoca da sonlarına geldi artık kariyerinin. Avrupa'da da elitten düşüyor. Yani artık o kadar üst düzey maç almıyor. E, Halil Umut en yükselişi var orada. O yüzden de Cüneyt'in de kendi açısından, Cüneyt Çakır'ın kendi açısından doğru bir karar. Güzel de para yapar. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasın diyoruz. Ama genel olarak beyin göçü çok tehlikeli bir şey ve bunu hükümet, dev, hükümet değil devlet politikası olarak ele almamız lazım. Evet. evet. E, tabii şimdi biz Cüneyt Hoca'ya geldik. Bir hakemlerin e, genel bir resimden özele girdik ama asıl aslında hakemlerin ve işte Merkez Hakem Kurulu'nun son dönemde e, karşımıza çıkardığı senaryolar ve hikayeler oldu. Müthiş. Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3-0 teknolojisiyle sıfır endişe.